Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Eylül Cumartesi Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Ankara'nın. 1. altılısı 1. koşu ile beraber saat 2'de. 2. altılısı 4. koşu ile beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Ben de yine her iki altılı programı ile yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim e, safganlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak. Akşamında ise İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında İzmir, gündüz Ankara var. Ankara'nın da birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de Meydin bir koşuyla beraber başlıyor. Ki dişiler nasıl olacak bu koşu 3 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe çim koşusunda bir araya getiriyor. 13 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak gün ilk ayağı. Gün ilk ayağı için ben özellikle 1 numaralı Lemis'ten iyi bir koşu bekliyorum ki Mert Gökhan Bastan idaresi start alacak olan safkanın son starttaki başarılı performansını ben bu grup için açıkçası yeterli olacağını düşünüyorum ki zaten çok da istikrarlı bir safkan. Son yarışını çok beğendim. etki bir safkan. Beklentimin de olduğu safkanlardan biri. Ben böyle bir grupta Lemis'in iyi bir koşu çıkartarak iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Rakibi ise güçlü bir rakibi var ki bir özgün antiyemsi olan 10 numaralı Söfle. Şöyle yine enteresan bir safkan gibi yetkin bir pedigriye sahip ki bilindiği gibi ülkemizde çok işlenen bir özgün an, anne kanatlı bilgin pedigrisi. Ayhan Koşu İdaresi'ndeki kurt teleksiyonu ayeti olan bu safkanı yine ilk startı oldukça tatmin kardı. Bugün burada Ayhan'la beraber iyi koşu çıkaracaktır. Yine kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani 1 ve 10 numaralı safkanlardan etkin bir koşu gelecektir. Gün ilk ayağında bu iki safkana biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Daha sonrasında yine Yeri olanlar beklentiyi karşılayamasa da iki numara Akgele'den ters bir koşu gelebilir. Bu safkanın sürpriz hanesinde Akın'la beraber şans verebiliriz gibi gözüküyor ama 1 ile 10 numaralı safkanlar daha öncelikli olduğunu söylemek lazım. Günün ikinci ana geldiğimizde ise arkadaşlar satış gibi koşu var. 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe için koşusunu izleyeceğiz. 6 tane Safgan'ı start alacağı bir koşu olacak ki 1 numaralı Bülent Ağa için grup çok çok müsait gözüküyor. Safkan zaten buradaki rakipleri birçoğu yarış dayı bitirememiş safkanlar. Çok vasat bir grup zaten zaten. Bülent Ağa yine bunların arasında daha tatminkar, daha istikrarlı saf yarışlar sergileyen bir safkan. Son yarışta kazanarak geldi buraya. Ben gruptan daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar vasat bir grubu değerlendirecektir. Vokan Akal idaresi de katılacağı bu koşu için ben kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi Gün ikinci ayağında 1 numaralı safkandan yana arkadaşlar e, risk alabilir gibi gözüküyor. Günün üçüncü koşusuyla beraber günün yedili plasesi de başlamış olacak ki Türkiye hak oyunları koşusu koşacak. Kupalı bir koşu var. Kısa vade altı bir koşu. 3 yaşlı İngilizleri 2200 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 5 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. 4 numaralı Lakers'tan yine iyi bir koşu bekliyorum. Çok beğendim. Güzel bir hakim temsi ki bilindiği gibi hakimlerde özellikle kabukum performansı iyi işler yapıyor. Bu Safgan'dan da böyle bir performans görüyoruz. Böyle bir grupta ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Yine bir El Karador temsi olan Binmalı Şanlı Tayında yine Mehmet Akyaoz idaresinde ben şans vermeye çalışacağım bir diğer Safkan olacak. Yani 4 ve 1 numaralı safkanlara biraz daha öncelik tanıyacağım günün bu ayağında. Yine yeri olanlar 2 numaralı İhtar veya 2 numaralı 3 numaralı Kings Epek gibi safkanlara da şans verebilir ama 4 ve 1 e, numaralı safkanları çok daha şanslı gördüğüm bir ayak. Günün dördüncü koşusu arkadaşlar günün ikinci altısını başlangıç ayağına olan bu koşu işte şartlı dörtte koşacak ki dört yaşlı Arapları 1900 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak günü ilk ay arkadaşlar. Bir numara Zekai Bey enteresan bir safkan. Bilindiği gibi son yarışlarında birçok kez tekne vermiştim de var. Safkan çok kaliteli bir e, önemli bir safkan ki kendini buldu. Çok iyi yarışlar çıkartıyor. Üzerinde Jockey Mehmet Akyavuz ile beraber de iyi bir birliktelik oluşturdular. E, Afkan uzun süredir kum koşuyordu ki bugün için burada e, Çin pis performansının da ben etkileyici olmasını bekliyorum. İyi bir yarışlara girecektir. tabi e, ağır kilodan etkilenmemesi durumunda böyle bir grupta etkin bir yarış yaparak kazanması normal sonuç olacaktır diye düşünüyorum bizim Zekai Bey için ama e, yine de sürpriz aranabilecek ayaklardan biri olduğunu düşünüyorum. İkimal deli olanın ben son startını çok beğendim çok etkin bir yarış koştu. E zaten güzel bir beklenti temsilci. Böyle bir grupta yine iyi koşacaktır. Ahmet Çelik idaresinde bence çok ihmal edilmemeli. Rakip hanesinde e, muhakkak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Daha uzun e, sürpriz anama noktası da 4 numaralı Oğlum Ahmet, e, 5 numaralı Onuktan, 6 numaralı Handasa gibi safkanlarında ben yine sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum gün ilk ayağı için. Özellikle bir numaralı Zekai Bey. Rakip hanesinde 2 numaralı deli olan sürpriz hanesinde ise arkadaşlar 4, 5 ve 6 numaralı safkanlara gün ilk ayağında biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak. 3 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe Şimdi koşusunu izleyeceğiz günün bu için. 13 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak ki 2 numaralı Atokum kızı çok etkin bir safkan. İlk startındaki 3.'ünü ben çok beğendim. E, bugün için burada Ayhan Koruş'un idaresinde 2 tane de ikilisi var safkanın. Etkin bir yarış yapacaklardır. Ben özellikle 2 numaralı Atokum kızının dediğim gibi Ayhan'la beraber çok şanslı olacağını düşünüyorum. Bu safkana özellikle ön planda şans vermemiz doğru olacaktır gün ikinci ay için. Bu safkanın kötü koşması durumunda diğer rakiplerin devreye girebileceğini. Bunlardan da bir numara Akçatay yine Ercan Çankaya idaresinde iyi bir koşu çıkartabilir. E, 4 numara dahi kızım ben son yarışını beğendim. Bugün üzerinde Mehmet Kaya ile beraber yine iyi koşacaktır. 12 numara Sercanan yine. E, Muhammed Özdemir idaresinde iyi koşmaya aday gözüken safkanlar konumunda Özellikle 2 2 numaralı Atokum kız diyorum. Rakip ailesinde ise arkadaşlar 1, 4 ve 12 numaralı Safganların günün 2. ay için değerlendirilebilecek safkanlar konumunda. Günün 3. ayına geldiğimizde ise kısa vade 7 bir koşu var. 4 ve Araplara 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için ise 9 tane safkan bir araya gelecek. Günün bu ay için ise yine 8 numaralı Abduan'ın ben her ne kadar ilerlemiş yaşına rağmen bu tarz mesafeleri iyi koşan yetenekli safganlar ekürüsünde yardımıyla beraber ki Mehmet Kaya idaresi start olan Safgan'dan çok iyi bir koşu bekliyorum. Açıkçası kazanması benim için normal sonuç olacaktır ki 8 numara Abdurrahman dediğim gibi Mehmet Kaya idaresinde günün bu ayağında çok şanslı görüyorum. Rakip hanesinde ise özellikle ara ara çıkışlarıyla çok dikkat çeken 7 numaralı Tumbul Çiçeği. Tumbul Çiçeği çok enteresan bir safkan. Bir yarışın çok kötü koşabilirken bir sonraki yarışını çok iyi koşabiliyor. Özellikle Ara ara startta kaldığı yarışları daha da iyi koşuyor. O da enteresan bir özellik bu safkan için. Tumbul ise iyi bir safkan. E, bu tarz gruplarda ben koşacağım derse çok kolay da geçebilir rakiplerini. Etkin bir safkan. Önemli güçlü rakiplerini çok kolay geçtiği yarışlarını da izledik ama çok daha zayıf gruplarda çok varlık gösteremediği yarışları da çokça oldu. Yani çok dengeli bir safkan değil ama kuponlarda şans verilmesi gerektiği düşünüyorum. 7 numaralı safkan için. Bu iki safkanı biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Yani 8 ve 7 numaralı safkanlar daha öncelikli olsa da ağır kilolara rağmen yine 1 numaralı baba harfi, 2 numaralı mahzun kralı veya 5 numaralı emir soy gibi safkanlarda da sürpriz hanesinde değerlendirilebileceğimiz ayaklardan biri. Ama özellikle 8 ve 7 numaralı safkanlardan daha iyi bir koşu Gelir gibi gözüküyor günün dördüncü ana geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 5'te bir koşu olacak dişiler az olacak bu koşu 3 ve yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe kum yarışında bir araya gidecek olan bu koşu için ise ben özellikle yine burada buradaki Alexandra'dan iyi bir koşu bekliyorum safkanın son startında çok etkin bir yarışı vardı ben yarışını çok beğendim bu tarz grupları bu tarz mesafeleri iyi koşuyor ve yetenekli bir safkan. Yine iyi koşacaktır. Ben kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ercan Çankaya idaresinde bence kuponlarda muhakkak şans verilmeli. Bu safkanın rakibhanesinde ise bir numaralı Valenta yine e, Kap. Aslan idaresinde veya yine burada arkadaşlar 5 numaralı karma felsefesi yine Mehmet Keskin idaresinde benim şanslı gördüğüm bir diğer safkanlar konumunda olacak günün bu ayağında. Ben özellikle arkadaşlar günün bu ayağı için dediğim gibi özellikle 2 numaralı Alexandra'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 1 ve 5 numaralı safkanlardan yine günün bu ayağı için arkadaşlar etkin bir koşu gelmeye aday gözüküyor. Günün bu ayağı için biraz daha ön planda değerlendirecek safkanlar konumunda. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise handi kap 21 koşu koşacak güç ve yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı abi koşu olacak günün bayağı Ben bugünün bu ay için arkadaşlar bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safgan'ı da kuponuma yalnız bırakacağım. Son iki yarıştır dikkatimi çeken ki oldukça takip ettiğim Safganlardan biri olan 4 malı Şahin Hanım. Ben uyumlu birincisi MMSA ile Çelik İdaresi katılacağı bu koşu için arkadaşlar kazanmasını bekliyorum ki son iki yarıştır üzerinde olan Jockey ile beraber oldukça uyum içinde koşan safkanın ben bugün için etkin bir yarış yapacağını ve son iki yarışındaki performansının bu gruba yansıyarak etkin bir yarış yaparak bu grubu geçmesini bekliyorum. Günün 5. anda 4 numaralı Şahinan arkadaşlar dediğim gibi Mehmet Salih İdaresi'nde idaresinde ben risk alınabileceğini düşünüyorum. Safkan'dan kaliteli bir koşu gelecektir ve bu grubu geçer gibi gözüküyor. Bugünün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var ki 4 ve yukarı Araplar 2000 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 14 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak günün son ya. Günün sona için özellikle ayıramadığım safkanlar var. Bunlardan bir iki malı Divaysi. Ahmet Çelik idaresinde bence muhakkak şans verilmeli. Etkin bir safkan. Rakip hanesinde ise 4 numaralı Aslı'nın pehlivanı yine. Bugün için rakibinden daha uygun kiloyla start alacak olan safkanın Özcan Yıldır idaresinde. Ben yine şanslı olacağını düşünüyorum. Açıkçası bu iki safkana biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Yani 2 ve 4 numaralı safkanların ayrımsız kuponlarda şans verilmesini daha sonrasında yine yer olanlar için 13 numaralı Civan Pehlivani Ali Kaçmaz idaresinde değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Daha da sürprize var yazılabilecek safganlar. 1 numaralı Beyaz Adam gibi ağır kilosuna rağmen veya 6 terapist gibi son yarışlarının çıkışta olan bir safkan sürpriz hanesinde değerlendirilebilir ama özellikle 2 ve 4 Rakip ailesinde de 12 numara safkana ben biraz daha öncelik tanıdım arkadaşlar günün son ayağında varsa yeni tuttuğunuz safkanlar denenebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyun kurguyu yapma noktasını değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.